Bak, şimdi tek tek sizlere bunları göstereceğim. Neler alınmış, ne kadar ödenmiş, reisimizin ülkesinde yaşamak ne kadar kolay, alım gücü ne kadar yüksek, bunu ispatlayacağım. Şimdi hazırsanız başlayalım. Evet. Nereden başlayalım? Kola'dan başlayalım. Evet gençler, siz diyorsunuz ya hani Erdoğan gitsin kim gelirse gelsin. Kardeşim bugün Erdoğan gitsin var ya, Türkiye perişan olur, ekonomi batar. Perişan olursunuz. Yani karnınızı kıçına don bile alamazsınız. Ben size o kadar söylüyorum. Allah bin kere reisimizden razı olsun. Şükredin halinize. Görüyorsunuz. Bunların hepsi reisimizin eseri. Buyurun. Başlıyoruz. Bir tane şöyle 1,5 litre Pepsi. Bir bira. Bir bira daha. Bir bira daha. Buraya önce biralar dizelim. Bir bira daha. Bir bira daha. Son bir tane daha. Ne yaptı kardeşim? 2, 4, 6 bira yaptı. Bir tane 1,5 litre Pepsi yaptı şu an. Evet. 2 tane şöyle içecek. Görüyorsunuz. Neymiş bu? Fernandez. Her neyse içecek, enerji içeceği. Bu da aynı içeceğin yeşili. 2 tane yine bundan. 2 tane böyle bir kola. İki normal kola. Bir normal kola daha. Yine şöyle bir kola. Vallahi kusura bakmayın, ben isimlerini bilmiyorum. Siz bakın işte görüyorsunuz. Yine böyle bir kola var. Bir Red Bull var. Şöyle bir tane şarap var. Şarap mı artık, başka bir içki mi? Ben de bilmiyorum. Hollandacım çok iyi değil. Yani o yüzden okuyamadım size. Kusura bakmayın. Yine böyle bir tane şarap diyelim. Şöyle bir kavanoz zeytin. İki tane şöyle bir galiba bu tereyağı gibi bir şey. Böyle iki tane. Şöyle şöyle bir kahve makine için. Yumurta var burada. Bakalım kaç tane varmış. Zaten yazıyor. 10 taneymiş. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane yumurta. O da böyle bir şey. Bir paket makarna makarnacılara gelsin. Kek yapmak için şöyle bir kakao. Yani ben bir arkadaşın evindeyim. Bayan arkadaşım. Bunları görünce video çekmek istedim. Kendisine sordum işte. İzin verdi, ben de çekiyorum. Yani bu malzemeleri benim bayan arkadaş almış. Oğlunun yarın doğum günü varmış. Kabartma tozu galiba bu. Yani kek için kullanılan bir şey. Tuvalet için klozete. Bu da tuvalet için yine. Şöyle dursun. Bunlar da süs için, yani pasta masla yapacaklarmış. Dedim ya, oğlunun bir şey doğum günü varmış. Bu arkadaş yabancı, yani bayan arkadaş. Doğum günü önemli bunlar için. Doğum günü mutlaka
Yani kaçırmazlar, mutlaka bir eğlence falan yaparlar, yani kutlarlar. Yine doğum günü için mum. Şöyle bir meyve suyu. Bir kilo un. Bakın. Yine pasta için böyle bir kakao mu artık her neyse, yaş pasta yapacaklar. Hindistan cevizi için. Bir kilo şeker. Bir kilo daha şeker. Burada bir kilo daha var. Ettim sana 3 kilo şeker. Sadece 3 kilo şeker var. Bu da karidesli pirinç pilav, yani hazır pilav. Bunu galiba ısıtıp yiyorsun. Karidesli, bakın dokunuyorum. Karides var içinde. Yine şurada bir kilo pirinç var. Bakalım bir kilo mu? Evet, bir kilo. Masada yer kalmadı. Masamızda şu an yer kalmadı. Tüh lan. Sıcak tuttum. Yine karidesli pilav. Hazır galiba, bunu ısıtıyorsun veya biraz pişiriyorsun. Yine pasta için böyle bir malzeme. Şöyle bir bisküvi. Yine şurada pirinç var. Bu ne kadarmış? Bu da bir kilo galiba. Evet, bu da bir kilo. Vallahi masada yer kalmadı. Şöyle bir sebze var. Sebze mi artık, her neyse. Ben bunu ilk defa gördüm. Bu ne oluyor acaba? Şu var. Portakal var. Ne kadarmış portakal? 2 kilogram. 2 gram, 2 kilogram portakal. Yine evi süslemek için balon. Kibrit. Yine doğum günü mumu. Şöyle bir tane ekmek. Baget. Böyle büyük boy bir cips. Yine bir tane burada en büyük boylardan Lays. Şöyle bir peçete. Doğum günü süsü için. Bunlar yine doğum günü süsü için. Doğum günü süsü için. Doğum günü süsü için. Her neyse, biz saadete görelim. Şimdi görüyorsunuz. Hollanda Başkanı, Dünya Kainat Lideri, Hollanda Başbakanı, Cumhurbaşkanı, savcısı, hakimi, avukatı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesindeyiz şu anda. Görüyorsunuz. Hepsi 65 euro. Yani 65 TL gibi düşünün. Siz Hollanda'da farz edin, Rutte'nin Türkiye'sinde, marketeydin 65 euroya, 65 TL'ye şu malzemeleri aldığınızı düşünün. Ondan sonra Rutte diyor ki, yok bizim ekonomimiz uçuyor da falan filan, şunu bu. Rutte sizi kandırıyor arkadaşlar. Rutte'ye inanmayın, kalmayın. Rutte'nin yandaş kanalları var, hep sizi böyle uyutuyor. Gerçi siz de hiç sığır değilsiniz ya. Kardeşim, evinizden malzeme, gıda girmiyor. Vitaminsizlikten öleceksiniz.
Sabah akşam isterse o haberlerde orada burada atsınlar tutsunlar. Ben sığır eşek değilim. Ben karnım aç, yiyemiyorum. Karımın götüne don alamıyorum. Her şey çok pahalı. Sabah isterse sabah akşama kadar haber rutaya çalışsın. Ben sığır değilim. Ben inanmam yani. Nerede oğlum bu malzemeleri alacak para nerede? Düşünsene bunu Rute'nin ülkesi Türkiye'de aldığını düşün var ya en az 1000 TL. Buyurun. Şimdi ben bunların hepsini üst üste koymuşum. Böyle yaşsam ortada ne var ne yok hepsini daha net açık göreceksiniz ama maalesef ki yer yok. Yere de koyamam. Görüyorsunuz. Anlatmama gerek yok. Allah o dünya kainat lideri reisinin belasını versin. Şerefsizler hep kendini düşünüyor. Kendi çevresi, kendi ailesi. Ya bırak!